Efendim herkese selamlar, sevgiler. Biliyorum burger işine bir ara verdik ama dönüşümüz muhteşem olacak. Ben size bunu garanti ediyorum arkadaşlar. Neredeyiz? Bağlıca'dayız. Hemen gene şöyle bir gösterelim. Burası Bağlıca Bulvarı. Geldik ve de Bağlıca Bulvarı'nın ortasında Ora Steak Burger. Çok enteresan bir hikaye ama burgerler güzel. Ben buraya bugün ilk defa geldim. Bir tane burger yedim ve de ondan sonra dedim ki burayı yazmak ve burayı tanıtmak lazım. Çünkü gerçekten burada güzel bir hikaye var. Güzel de ürün var. En önemlisi o. Güzel ürün var. Şimdi az sonra içeri gireceğim. Markanın sahibinden hikayesini dinleyeceğiz ama öncelikle şu beğen butonuna bir basalım lütfen. Rica ediyorum. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Bir de YouTube'a yeni gelen süper teşekkür özelliğiyle kanala bağış yapabilir ve destek olabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Aha. Bu arada yanda inşaat başladı cızırdamaya. Fazla zaman kaybetmeyelim. Hadi şimdi içeri. Efendim Ora Steak Burger'e geldik. İçeriye girdik ve de karşımızda Yusuf kardeşimiz var. Markanın sahibi. Değil mi? Merhaba, hoş geldin. Yusuf merhaba, nasılsın? Teşekkürler efendim. Siz nasılsınız? İyi, gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam biz bugün tanıştık. Evet. Değil mi? İlk defa geldim. Bir hamburger yedim. Ve de dedim ki hamburger güzel, bunu bizim tanıtmamız lazım. Ve de dışarıda dedim ki ya Ankara'da yeni bir burgerci açıldı diyeceğim ama siz açalı 1,5 yıl olmuş yani. Evet. Pardon. Geçen yıl Haziran ayında. Haziran ayında açıldı. Haziran 11'inde ızgarayı yaktık. Sizleri de Haziran ayının 11'inden beri bekliyoruz. Pandemi dönemi işletmelerinden evet. Değil mi? Biraz pandemi. Zor işiniz ama evet, neyse. Biraz siz... zorluklarla karşılaştık. Evet. Pandeminin önünde açtığımız zaman genelde paket gönderdik. Ama yol almışsınız anladığım yani kadarıyla. Yani paket gönderdiğimiz misafirlerimiz, müşterilerimiz bizleri yalnız bırakmadılar. Bırakmadılar. Yani, sağ olsunlar. Abi peki bir yandan içeri girelim, bir yandan sohbet edelim. Olur. Sizi tanıyabilir miyiz? Kimsin abi? Sen nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Yusuf ben evet. İstanbul'da sektöre atıldık. Evet. 2012 yılında İstanbul Altunizade'de 120 oturumlu bir restoran olarak sektöre girdik. Şimdi Ora Steak Burger İstanbul'da kuruldu. İstanbul'da. Vay 2012 be. Altunizade. Aralık ayında. Hem kuruldu. De 2012'de. Tamam. Daha bu hamburger olayı patlamamıştı hamburger yani. Hamburger olayı yeni yeni patlamaya başlamıştı. 3 ya da 4. olabiliriz biz. Sonra? Sonrasında 2018'e kadar İstanbul'da ben bu sektöre devam ettikten sonra Ankara'ya gelmek zorunda kaldık. Evet. Ankara'da şube açılmasını isteyen çok müşterilerimiz vardı. Vardı. Onları peki. Da kıramadık. Peki, gelmek güzel. Gelmek zorunda kaldık. Şube geldiniz ve Bağlıca'ya şube açtınız. Evet, Bağlıca'ya şube açtık. Şimdi İstanbul devam ediyor mu hala? İstanbul devam ediyor. Güzel. İstanbul'dan bir farkımız var bizim. Nedir? İstanbul'da steak var. Steak var, ha. Steak, et mutfağımız da geniş orada. Peki. Burada lokal olarak burger, köfte ve tavuk olarak girdik. Ve sosisli de yakın zamanda. Yakın zamanda sosis de var. Olacak yani. Olacak, evet. Peki abi, sizin hamburgerinizin olayı nedir, özelliği nedir? Bizim hamburgerimizin reçetesi kendimize özeldir. Evet. Eti biz kendimiz işleriz. Kıyma olarak 1 gram bile dükkanımızda. Şimdi az önce bana söyledin, onu söylesene. Et nereden geliyor? Et Kırşehir. Kırşehir'den geliyor. Bizim Kırşehir. Memleketten evet. Geliyor et. Ankara'da Kırşehir ağırlıklı olduğu için. Kırşehir'in eti süperdir. Kırşehir eti İstanbul'a çok düşmüyordu. Burada tanıştık ve çok memnun olduk etle. Süper. Çok iyi ettir. Evet, Kırşehir'in eti yani çok lezzetlidir yani. Hiçbir peki abi, soslarınızı kendiniz yapıyorsunuz. Ekmek kendiniz sizin reçeteniz. Eti kendiniz işliyorsunuz. Kendimiz işliyoruz. Kömür ateşinde pişiriyorsunuz. Kömür ateşinde pişiriyoruz. Dolayısıyla aslında sizin tarzınız böyle bir steakhouse burger tarzı. Tabii. Yani şu anda... İsli böyle, kömür ateşinde tabii. Pişmiş. Sadece bir dry slab'ımız eksik, bir de etimiz eksik. Normalde steak hazır kıvamdayız. Evet. Ekibimiz de buna müsaittir. Evet. Ama mekanımız lokal olduğu için evet. Biraz zor. Yani evet, Ankara'nın biraz böyle kıyısında kalmışsınız. Evet, daha doğrusu kıyı demeyelim, girişi diyelim. Evet. Hani. Dükkan da tertemiz bu arada abi. Ben de çok güzel saatte geldim, hiç kimse yok yani. Tabii evet. Öyle saatte gelince paket çalışıyor ama. Paket çalışıyor. Neyse, paket çalışa dursun. Evet. Peki abi, menüye bir bakalım. Bu arada ben bir menüye bakmak istiyorum. Şimdi şöyle menüyü inceleyelim. Bakalım neler var. Aha, şurada ben görünüyor muyum? Görünmüyorum. Heh, tamam. Ora Burger var. Cheeseburger, Trüf Burger, Julius Cheddar. Güzel isim falan. Köfte büyüklükleriniz ne kadar? Köfte başlangıç olarak 120 gramla başlıyoruz. Evet. 180'e kadar çıkarıyoruz. 180. 240 gramlık double burgerlerimiz var. 360 isteyen oluyor. 480'e anladım. Kadar. Öyle gidiyor. Katlana katlana. Yani tavuk burgeriniz var. Tavuk burgerlerimiz var. 3 çeşittir. Aha. Biri klasiktir. Çocukların da hitap edeceği şekilde. Evet. 3 çeşit reçetemiz vardır. Peki.
Bir de yeni yakında sosis başlıyor dedin, sosis, değil mi? Sosis, hot dog'a giriyoruz. Hot dog'a giriyoruz. O da özel üretim, kendi reçetemizde. Peki. Şimdi ben az önce Ora Burger mi yedim? Ora Burger. Ora Burger yedim. 180 gram karamelize soğanlı, cheddarlı ve de istiridye mantarı. İstiridye mantarı da vardı, ha, füme etli. Evet. Peki ne yapalım? Ne gösterelim insanlara şimdi? İnsanlara Julius Cheddar'ı gösterelim. Julius Cheddar gösterelim. Julius Cheddar bize özel bir dolgulu burgerdir. Evet. Yapım aşamasını da gösterebiliriz. Haydi bakalım o zaman. İçeri girelim ve de Julius Cheddar çok güzel isim bu arada ya. Kim buldu bunu? Ömer Bey. Ömer Bey, helal olsun Ömer Bey'e. Bu arada Oğulcan kardeşimiz de ızgaranın başında. Merhaba Oğuzhan, hoş bulduk. Hamburgerlerin yanında, yani menü dahilinde, menü demeyelim, hamburgerle birlikte fiyata dahil kızarmış patatesiniz var. Patatesimiz var ya da isteyen misafirlerimize soğan halkası verebiliyoruz. Ha, soğan halkası da verebiliriz. Seçeneğimiz de var. Ha, o ya da o. Ya da gibi. Soğan halkası veya patates. Veya patates, peki. Julius Cheddar'ımız 90-90, 180 gramdır totalde. 90-90 etin içerisine füme ve cheddar peynirleri koyuyoruz. Nasıl? Etin içine mi? Şekilde, üstüne tabii, mi? Brownie gibi böyle. Isırdığımız zaman akıyor içerisine. Hoppa. Olcan'da şimdi... Değişik olmuş. Bak güzel. Evet. İyi seçim. Hadi bakalım. Dur. Hemen şu yapım aşamasına da gelelim. Burada güzel bir şey, ürün yakaladık çünkü. Evet. Şimdi Julius Cheddar. Evet abi. Şimdi bu 90 gram köfte. Değil mi? Evet abi. 90 gram köftenin arasına. Tamam. Evet abicim. Konuş konuş. Füme et dilimleri gibi abi. Füme et. Üstüne çedar peyniri. Çedar. Şimdi bu juicy lucy derler. Juicy lucy gibi olmuş da içinde evet biraz da füme eti var yani. Peki evet abi. Güzel. Şimdi bunları hapsediyoruz içine. Hapsedelim. Akışıklı şeyler her zaman internette ve sosyal medyada iş yapar abi. Evet abi. Aha. Güzel. Vallahi çok güzel oldu ha. Bakalım nasıl oldu? Biraz misak oldu. Vallahi çok güzel. Tamam. Evet abi. Eti aldık. Evet abi. Izgaraya attık. Güzel. Şimdi bu et alt taraf kömür ateşi arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten, anlıyorsunuz dumandan ve isten. Bu et burada mühürleyeceğiz değil mi aynı zamanda? Evet, tamam, mühürleyeceğiz. Mühürleyelim abicim. Evet abi. Ekmeği burada... kestin. Şimdi ekmeği de plate'e koyduk. Evet. Birazcık kızartacağız içini. Güzel. Abi arasında cheddar var. Bir de üstünde de cheddar var ha? Evet abi. Hadi bakalım. Sos da güzel bir sos ha. Evet. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Hafiften böyle bir Big Mac şeyi var. Tadı var. Evet abi. Şimdi artık birleştiriyoruz. Of, akmaya başladı. Akışıklı demiştim değil mi? Evet abi. Evet abi. Haydi bakalım. Şimdi bunu keseceğiz. Evet. Evet abicim. Hadi bakalım. Koku müthiş. Koku müthiş. Aradan da tabii ki cheddar'ı fışkırttık böyle. Çok güzel. Şimdi içinde cheddar var, dışında cheddar var. Füme et var, karamelize soğan var. Evet. Şahane. Şahane. Birleştirelim, patatesi alalım ve de ondan sonra tadım notlarıyla devam edelim. Aldık. Şimdi artık tabak. Güzel. Tamam. Şöyle, şunu bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Dur bakayım, araya da bir şey karıştı. Of, 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 of. Şu akan çedarın altında bir katman daha köfte var arkadaşlar. Belirtmek isterim. Şimdi bunu... çok güzelmiş. Bunu masaya alıyoruz ve tadım notlarıyla devam ediyoruz. Sizin üretiminiz olan soslar geliyor. Evet. Geldi. Evet efendim. Türk mayonez kendi yapımımızdır. Türk mayonez, güzel. Kendi özel sosumuzdur. Bu da özel sos. Bu da? Bu da acı sos. Acı sos, güzel. Acı da olsun. Yanana Allah görür demişler. Evet. Şimdi hamburgerini de tadacağız. Fakat az önce sohbet ederken sen bana İstanbul'la ilgili bir şey söyledin. Siz İstanbul'dayken ödül almışsınız. Tabii 2015 yılında evet. Türkiye'nin en iyi hamburgercisi olarak seçildik. Mekan.com'da Türkiye'nin en iyi hamburgercisi seçildik. Türkiye'nin en iyi hamburgeri seçildik. Vay be. Time Out yeme içme ödüllerinde de dereceye girdik, finale kaldık. Aha. İlk 3 hamburgercinden bir tanesiydik. Kazanamadık ama gönüllerin şampiyonuydu diyelim. Çok iyi ama ya. İlk 3'e girmek ne demek? Çok iyi. Dereceye girmişsiniz. Tabii. Yani. Vallahi bravo. Türkiye...
Bugünlerde gündemimizde Michelin yıldızı var. O zaman artık darısı Michelin yıldızının başına diyoruz yani. İnşallah. Güzel. Şimdi gelelim hamburgere. Bunun adı neydi abi? Julius Cheddar'dı. Evet, Julius Cheddar arkadaşlar. Ha, bu arada şunu da belirtelim. Artık tabii ki hamburgercilerin olmazsa olmazı Özerhisar ayran. Çok da severiz. Çok kaliteli bir ayrandır, lezzetli bir ayrandır. Şimdi Julius Cheddar'a bakalım arkadaşlar. Şöyle bir de yakından gösterelim size. Evet, iki tane hamburger arasında füme et ve cheddar. Üstünde cheddar, daha üstünde karamelize soğan. Ekmek de gayet güzel, bakın görüyorsunuz. Cheddar'ı baştan erittik ama şimdi soğumaya başladı. Hadi şimdi tadım aşamasına geçebiliriz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sen yemeyeceksin galiba. Bir tanesini yiyeyim abi. Abi baksana şuradan nasıl akmış ya. Şuna baksana ya. Çok güzel. Evet. Çok... Abi şimdi bir kere memleketim diye demiyorum da etin lezzeti iyi. Evet. Bak, Kırşehir dedin mi duracaksın ya. Etin lezzeti güzel. Hani etin yağ oranı da gayet iyi. Tabii ki kömürde pişmiş. O kömürün verdiği lezzet, o is tadı geçmiş. Tabii. Yani yağ oranını biz burada kendimiz ayarlıyoruz. Kendiniz ayarlıyorsunuz, evet. Yani, çok yağlı değil, az yağlı değil. Yani çok tam orta karar ayarlamaya çalışıyoruz. İdeal bir yağ oranı var. Yakalamak zor ama evet. imkansız değil. Hı-hı. Elimizden geldiğince ayarlıyoruz. Çok güzel. Soslar çok güzel. Bu arada sizin az önce o benim bahsettiğim o alta yaydığınız sos. Evet. Çok başarılı bir sos yani. Gerçi burger sosu çok başarılı. Ekmeğiniz güzel. Yumuşacık bak şöyle. Ekmeğimizde de sarı buğday kullanıyoruz. Sarı buğday kullanıyorsunuz. Sarı güzel. Buğday. Üstü susamlı. Güzel. Şimdi tadım notlarında yani bir tane burger söyledik. Yakında sosis var dedik. Ondan sonracığıma. Gelelim fiyatlara. Bugün ayın kaçı abi? 13'ü. 13 Ekim 2022. Şimdi ben hep tarih belirtiyorum ki evet. Bir hafta sonra fiyatlar değişiyor abi. Yani ne yapacaksın ya? Değişebilir. Vallahi değişebilir yani. Bize fiyatlardan... Ette yine zam geliyor. Zam mı geliyor? Tamam bak söylemiş olalım. Vallahi mı? Eyvah be. Birkaç tane fiyattan bize örnek söyler misin? Şimdi şöyle bizim burada cheeseburger başlangıç fiyatımız olarak bir de klasik hamburger yeşil evet. Domates, soğanlı. Bu arada müsaadenle ben yemeye devam ediyorum bir yandan. Yani. Bu bölüm senin bölümün. Afiyet olsun. 109 liradan veriyoruz. Yanına patates kızartmasıyla beraber görmüş olduğunuz hamburgerin 120 gram eti var. 120 gram. Cheeseburger, El Clasico. Bir de mangal burgerimiz var. Hı-hı. Onda ızgarada soğan pişiriyoruz. Hı-hı. Biber pişiriyoruz. Közlenmiş patlıcanımız var. Üçünün fiyat başlangıcı aynıdır. 109 TL'den başlıyor. Masa müşterilerimize, buraya gelen müşterilerimize %5 iskontomuz var. %5. Paket fiyatımızdır normalde. Hı hı. Pakete giden ürünle aynıdır. Buraya gelen müşterilerimize ikramda bulunuyoruz %5 olarak. Peki abi, haftanın 7 günü açıksınız. 7 gün açıyoruz. Kaç, hangi saatler arasında? Sabah saat 10'da ızgara yakarız. 11, çeyrek 11.30 gibi servise başlarız. Hı hı. Akşam saat 10'a kadar. Hı hı. 10'da kapanış veriyoruz. Akşam saat 10'da kapanış. Evet. Yakın bölgeye paket servisiniz var? Yakın bölgeye var. Uzak bölgelerden de çok talep oluyor. Biz şu anda Bağlıca bölgesindeyiz. Evet. Next Level'dan isteyenler oluyor ve götürüyoruz bazen. Vallahi götürüyor musunuz? Götürdüğümüz oluyor. Ya tabii orada bir minimum sipariş miktarı tabii olacak. Minimum sipariş ve bizim müsaitlik durumumuza göre buradaki misafirlerimizi de aksatmayacağımızı düşündüğümüz zaman boşluk zamanlarımıza götürmeye peki. Çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Yusuf. Rica ederiz. Biraz geç oldu ama tanıştık. Memnun çok olduk. Memnun olduk biz de. Çok ellerinize olduk. Sağlık. Sağ hayırlı işler diliyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Afiyet olsun. İşte böyle dostlar. İstanbul'da başlayan hikaye Ankara'da Bağlıca'da devam ediyor. Orası Steak Burger. Valla sonuçta güzel burger. Gerçekten çok lezzetli bir et. Sosları çok güzel. Lezzetler yüksek. Ankara için bence güzel bir alternatif olmuş. Güzel bir burger alternatifi olmuş. Bence her zaman değerlendirilebilir. Tek sıkıntı burada şehrin birazcık köşesinde kalıyor olması. O da artık ne yapalım. Yolu bu tarafa düşenler, yakında olanlar... Birazcık böyle yol yapayım diyenler şey yapabilir. Yani gelebilir, değerlendirebilir. Kapanışa geçmeden önce arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. YouTube'a yeni gelen süper teşekkür özelliğiyle kanala bağış yapabilir, kanala destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum diyorum ve de kapanışa geçiyorum. Buraya kadar sabırla seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Ve hatta bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum ve hatta kanala abone olursanız daha da mutlu olurum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, lezzetle kalın, burgerle kalın.